Annem bir şey mi söyledi? Annem bir şey mi söyledi? Beni sevmediğini, onaylamadığını biliyorum. Kabullendim artık. Ama beni ailemden kalan tek kişiyle tehdit etmesi canımı çok yakıyor. Sana tam olarak ne söyledi? Önemli değil. Gerçekten önemli değil. Öylesini söylemiştir. Yani korkutmak istiyordur sadece. Yapmaz öyle bir şey. Hem belki de ben yanlış anladım. Ben anlamam gerekeni anladım. Keşke söylemesin. Ama o zaman da niye hep ben böyle iki arada bir dere tıkılıyorum? Yok, kaçmayacağım. Senden nefret ediyorum. Cezanı çekeceksin. Canını alacağım, duydun mu? Senin canını ben alacağım. Neyin var? Bir şey mi oldu? Vazgeçtim. Anlamadım. Vazgeçtim. Neyden vazgeçtin? Demirhan'ın soyadından. Az önce anneme söyledim. Niye böyle bir şey yaptın? Ailenle bağlarını koparmak neyi çözecek ki? Annen, o ne dedi peki? Annem ne diyebilir ki? Daha önce böyle durumlarda sürprizle karşılaştık mı? Yine de kemikleri yakmak. Bıçak kemiğe dayandı artık. Seni Kenan'a zarar vermekle tehdit ediyor. Kendi kırmızı çizgisi için hiçbir şey önemsemiyor artık. Kırmızı çizgisi mi? Ailesi, şeceresi, soyu. Onun en değerli varlığı. Aynı soyadını taşıdığımız sürece beni de Nurşah'ı da bu soyadının içine hapsetmekten geri kalmayacak. Bunu kendi hakkı gibi görüyor. Öyle olunca da soyadımız çok tehlikeli bir silaha dönüyor. Ama bu noktadan sonra yaptıkları karşılıksız kalamaz. O silahı elinden almak için Demirhan'ın soyadını terk etmem gerekiyor. Yoksa bizimle uğraşmaya devam edecek. Annem. Bu karar çok ağır bir karar. Ben kimsenin üzülmesini istemiyorum. Özellikle de senin. Geri dönüş olmayan şeyler yapma. Annelerin yeri doldurulamaz. Benim çıkmam lazım. Toplantım var. Ama öncesinde odadan birkaç evrak almam lazım. Thank you.
Annemin canı çok sıkkındır şimdi. Bir görün ona istersen çıkmadan. Sen daha fazla kafanı yorma böyle şeylere. Tamam mı? Annem nasıl? İlacını verdim Orhun Bey. Biraz daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Ama tansiyonu hala kısmi yüksek seyrediyor efendim. Nerede şimdi? Salonda istirahat ediyorlar efendim. Gözün üzerinde olsun. Bir şey olursa doktoru ararsınız. Peki efendim. Ömer nasılmış? İyiymiş. Dosyaları aldım çıkıyordum. Keşke öyle yapmasaydım. Ne konuştuk biz? Hava serin. Üşüteceksin. Hadi içeri geç. Tamam. Ama sen de üşütme. Üşütmem, merak etme. Toplantı çıkışı seni arayacağım. Gelip seni alırım. Birlikte düğün çiçeği bakmaya gideriz. Sonra da akşam için rezervasyon yaptırıp beraber yemek yeriz. Tamam. İyi çalışmalar. Toplantı çok önemli olmasa gitmezdim. Sen anneme dikkat et. Canını sıkmasına müsaade etme. Bir şey olursa da hemen beni ar. Tamam, merak etme. Ben idare ederim. Toplantıya gidiyordum, yakaladın beni. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok yok, kötü bir şey yok. Burhan'ın bizde. Yeni sergileri olacakmış. Fikrimi almak için beni derneğe davet etti. Annem pek memnun değil tabii. Ama ben kendisini kıramadım. Olur dedim. Kendini iyi hissedeceksen git. Nur Hanım oradayken annem ters bir şey yapamaz. Yine de dikkatli ol. Biliyorsun. Perihan Hanım hala ortalarda yok. Konaktan arabaya? Arabadan derneğe. Yalnız kalmamaya dikkat et. Sen merak etme. Hem şoför hem Afife Hanım'la Nur Hanım da yanımda olacak. Ben de çok daha dikkatli olurum. O zaman toplantı çıkışı dernekten seni ben alırım. Düğün çiçeklerimizi seçip sonra beraber yemek yeriz. Tamam, olur. Görüşürüz o zaman. Bir dakika. Önemli bir şey daha var. Seni şimdiden özledim. Buluşacağımız anı iple çekiyorum.
dakikaları sayıyorum. Ben de seni özlüyorum. Ama annenler beni bekliyor. Kapatmam lazım. Vakit yaklaşıyor biliyorsun değil mi? Evet. Biliyorum. Birbirimize evet diyeceğimiz vakit yaklaşıyor. Biz çoktan dedik o evet. Gerisi formalite. Seni seviyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Yoksa yine günlerce beni bekletecek misin? Bilmem. Belki. Demek öyle. Bilmiyorsun. Peki bu halinin seni nasıl çekici kıldığını biliyor musun? Şimdi işime dönmeliyim. Kendine dikkat et. Tamam mı? Dönüşte ben seni alırım. Görüşürüz. Dur, söylemem gereken bir şey var. Evet. Bekliyorum. Seni seviyorum. Telefon çekmiyor herhalde. Duyamadım. Seni seviyorum. Ben de. Akıl ettin. Arabadan indik, yürüdük. Yoksa iki adımlık mesafe için trafiği çekecektik. Hiç tahammül edemediğim şey trafikte arabanın içinde tıklı kalmak. Çok haklısın. Alo. Ağzını açmadan beni dinle. Karşıya bak. O araba seni bekliyor. Hemen binmezsen Afife canından olacak. Ne diyorsunuz siz? Aklından biri geçirme. Afife'yi uyaracak olursan o silah ateşlenecek. Gözüm üzerinde. Anladın herhalde çöl faresi. Afife'nin hayatı senin elinde. Perihan Hanım yapmayın lütfen. Kes sesini. Hemen gelip arabaya bineceksin. Yoksa Afife kurşun yer. Hadi sallanma, Afife kapının önüne gelmeden binmiş ol. Yoksa... Çabuk ver kararını. Fazla vaktim yok. Üçe kadar sayıyorum. Bir. İki. Durun. Tamam, geliyorum. Tamam, lütfen. Yapmayın. (Gülüyor)
Pelin Hanım. Kendinizi çok zor duruma sokuyorsunuz. Yapmayın. Bakın Orhun'u öğrendiği anda... Kes sesini! Bu ne? Buna ihtiyacın yok. Sür arabayı. Hira nerede? Biraz önce arkamızdaydı. Çalıyor. Çalıyor ama cevap vermiyor. Nereye kayboldu bu? Hira'nın bilekliği burada düşürmüş. Emin misin? Onun bilekliği. Kilidi kapalı. Eğer düşmüş olsaydı kilidi açık olurdu. Bunda bir iş var. Hira kayboldu. Bilekliğini buluyoruz yolda. Bir gariplik var burada. Biz de aradık, açmadı. Nasıl oldu bu iş? Hiç mi bir şey fark etmediniz? Aklında ne geçiyor bilmiyorum ama... her ne olduysa... benimle hiçbir alakası yok. Ben o kadar emin olamıyorum. Daha yeni Hira'yı abisiyle tehdit etmedim mi? Sicilinde pek parlak sayılmaz. Bir haber var mı? Ben çok ısrar ettim gelmesini. Ben istedim diye bütün bunlar İran'ın başına geldi. Hepsi benim yüzümden oldu. Sizinle bir ilgisi yok. O zaman ben aramaya devam ediyorum. Salih. Emniyete haber ver hemen. Durumu anlat, kayıp olduğunu söyle. Sen de bir arama ekibi kur hemen. Polis ararken siz de boş durmayın. Nur Hanım, çaldırmaya devam edin. Tamam. Seni tekrar arayacağım Salih. Bu onun telefonu. Geç şuraya. Geç. Yürü dedim. Yürü. Yürü, ikiletme. Perihan Hanım, yapmayın ne olur. Bakın bu işin sonunda başınız belaya girecek. Kes sesini dedim. Konuşma, kes sesini. Hadi, beklediğin an geldi. Bitir işini artık. Perihan Hanım, bakın. Evet.
Salih, bölgedeki güvenlik kameralarına tek tek bakın. Geçen araçların plakalarını kontrol edin. Belki içinde araç içi kamera vardır. Bir şeyler bulabiliriz. Acele edin. Dayan. Bulacağım seni. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Vursana şunu! Yok. Öyle yağma yok. Öyle bir kurşunla bir dünyaya gidemezsin. Ölmekten beter edeceğim bunu. Bana bak, icat çıkarma. Anlaştığımız gibi. Biliyorum anlaşmayı! Bu benim intikamım. Ben nasıl istersem öyle olacak. Kimse karışamaz. Bu anı çok bekledim. Cehenneme hoş geldin çöl faresi. Hemen bana bir ip bul. Sağlam olsun. Ne ip? Ne yapacaksın ip? Lazım. Kamera kayıtları mı? Evet Orhun Bey. Epey bir görüntü yakaladık. Evet, açılır. Tam tahmin ettiğim gibi. Tahmin ettiğin gibi olan ne? Perihan. Perihan kaçırmış. Hira arabaya binerken gayet net anlaşılıyor oldu. Perihan'ın klinikten kaçtığını biliyordun. Bile bile nasıl Hira'yı geride bırakırsın? Hiç mi aklına gelmedi bir şey olabileceği?
Orhun, biraz sakin ol lütfen. Akıl sağlığını kaybetmiş bir kadından bahsediyoruz. Her an her şeyi yapabilir. Sen de gelmiş bana sakin ol diyorsun. Ne o? Sana yapacaklarımdan korktun mu? Ha, içinden sık şu tetiği de kurtar beni diyorsun değil mi? Yapamazsınız. Nedenmiş? Ha? Çünkü sağlıklı düşünemiyorsunuz şu anda. Siz aslında böyle bir insan değilsiniz. Kimsenin gözünün içine bakarak canını anlamazsınız. Çok yanılıyorsun. Sana yapacaklarımı tahmin bile edemezsin. Dışarı çıkalım bir. Konuşmamız lazım. Konuşmam lazım. Hadi 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 çalış. Evet. Alo, Orhun beni duyuyor musun? Hira, neredesin? Seni kaçıranın Perihan olduğunu biliyorum. Bana yerin tarif et. Ben bir depodayım ama yerini bilmiyorum. Girerken görmedin mi peki bir şey? Tarif etmeye çalış. Hayır, tarif edebileceğim hiçbir şey yok. Beni aradığın telefon, ondan konum gönderebiliyor musun?
Hayır, eski model bir telefon, konum atamıyorum. Zaten seni zar zor arayabildim, arızalı. Tamam, iyi dinle şimdi. Müsaadenle Nurcuğum, birazdan dönüyorum. Perihan bak. Bak Perihan, biz seninle bir anlaşma yaptık değil mi? Sen Hira'yı öldüreceksin, Korkut da Hira'nın cesedi bulunmadan seni yurt dışına kaçıracaktı. Bunları hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Ya da hatırlamıyorum, ne fark eder? Çok şey fark eder Perihan, çok şey fark eder. Senin Hira'yı öldürmediğin her saniye bizim planımız tehlikeye giriyor. Sen bunun farkında değilsin. Orçun artık her şeyi biliyor diyorum. Seni bulması an meselesi diyorum. Niye anlamıyorsun? Niye anlamıyorsun? Seni her yerde arıyor. Bulunman an meselesi diyorum. Bulunman an meselesi. Gerizekalı. Gerizekalı. Bir daha benden habersiz bir şey yapma demiştim. Sinyal alıyor musun? Maalesef. Konuşturmaya devam et. Perihan'ı konuşturmaya bak. Bize zaman kazandırman çok önemli. Çocukları Perihan'ın yumuşak karnı. O konunun üzerine git. Duygularıyla oyna. Yeter ki oyala biraz. Zamana ihtiyacımız var. Tamam, tamam. Adanım ben. Geliyorlar. Sakın telefonu kapatma. Uzak bir yere koy. Ama açık kalsın. Yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Tamam ama şarjı çok az, her an kapanabilir. Denemek zorundayız. Başka şansımız yok. Tamam. Yapmayın, ne olur. Ne oldu? Korktun mu? Korkacaksın tabii. Sakın. Sakın, sakın. Dur, daha yeni başlıyoruz. Neredeler? Buldun mu sinyali? Maalesef. Acele et biraz! Elimden geleni yapıyorum Orhan. Hemen bulun şunu, hemen!
Perihan Hanım, o iple ne yapacaksınız? Yoksa beni mi? Doğru tahmin ettin canım. Acı çekerek gideceksin. Ben size hiçbir şey yapmadım. Çocuklarının başına gelenlerden ben sorumlu değilim. Çabuk yatır şunu masaya, çabuk! Yürü! Yürü dedim! Perihan Hanım bakın, çocuklarınız hata yaptılar. Maalesef hayatlarını kaybettiler. Ama onlar sizin bu halde olmanızı isterler mi hiç? Bu işin sonunda sizin için felaketten başka bir şey yok. Ne olur kendinizi ateşe atmayın, yapmayın ne olur. Söyleyeceğin ya da yapacağın hiçbir şey seni ölmekten kurtaramayacak. Son duanı et çöl faresi. Yat çabuk, çabuk! Hadi! Cüret. Bul şunları artık! Bağla çabuk. Son duanı çöl faresi.